konuşma biçimleri veya işte ekonominin tartışmaya girmesi şudur budur. Belki de aslında daha sonra Müsahipzade'nin deneyeceği Osmanlı kültürünü komediye yansıtarak bir etnografik malzeme de içeren o komedi tarzının belki ilk çok enteresan. Mesela bu hiç çalışılmamış bir konu. 1800'lerin başı, 1700'lerin sonu, 1790-1810. Yani o aralarda böyle bu kadar erken bir dönemde biz geleneksel Osmanlı komedisini alıp modern tiyatroya uyarlayabilir miyiz çabasının ilk yazılı ürünleri bunlar. Ama ne yazık ki Metin Hamd'ın böyle arada bir bahsetmesi dışında, hani Barrett'in kitabı yayınlanana kadar yani tiyatro araştırmacılarımız bilmiyorlardı. Metin Hamd da sadece adını zikrediyordu. Yani orada evet, böyle oyunlar yazıldığını biliyoruz ama falan gibi. Onun çalışması aslında bu açıdan çok büyük bir önem taşıyor. Bizim bildiğimiz 20 kadar oyunun olduğu ama bunlardan 3 yayınlandı. 3'ü de yayınlanmayı bekliyor ama diğer 14'ü ile ilgili bir bilgimiz yok. Belki sen oradaki durumu da anlatabilirsin. O diğer 14'ü niye bulunamıyor falan. Arşivlerin durumu yıllardır çok kötü. Çünkü tarih boyunca aşağı yukarı 300 yıllık bir geçmişi var bu manastırın ve bayağı aktif bir yayın evi olmuş. Zaten matbaa makineleri filan da o zaman vardı. Şu anda yok artık. Dışarıya bastırıyorlar. Öyle ki çok büyük miktarda basılı fakat ciltlenmemiş ya da kategorilere konulmamış materyal var. Onların içinde bazı şeyler kayboluyor. İyi bir organizasyonla belki çok daha ilginç şeyler çıkabilir ortaya. Ben yıllar önce araştırma yaparken rahiplerden sorumlu olan, bu konulardan sorumlu olan biri biraz zorlanarak bulmuştu bunları. Bir kutuydu. Kutunun içinde işte tüm bu Fırat'ın bahsetmiş olduğu materyaller vardı. Aşağı yukarı 30-40 oyun. Onların içinden 20 tanesinde Türkçe bölümler vardı. Ya da tam Türkçeydi ya da Türkçe bölümler vardı. Daha sonraki zamanlarda Fırat da Venedik'e gelmişti. Tekrar aradık. O kutu bulunmadı. O kutu yani atılmamıştı. Ama o karışık ortamda öyle bir yerde nereye konduğu belli değil. Doğru dürüst. Rahip'in vefat etmesi herhalde belirliydi. Rahiplerden birinin vefat etmesi. Onun yerine daha sonra o arşive sorumlu, her zaman o arşivle ilgilenen bir kişinin olmaması. Ve ben tanıdığım bir kişi var. Arada bir gider arşivleri şekle sokar. Ama temelli orada çalışan bir kişi olmazsan o inceliklerde olamaz. Galiba senden sonra da bulamadılar. Yani o evet. Zekiyan Hoca'nın istediği bir şeydi ama muhtemelen. Yani şu anda zaten çok az sayıda rahip var. İki sekt birleşti zaten. Viyana ile Venedik'e o kadar azaldı ki. Bilmiyorum kim bakıyor da. Çünkü her sene o da değişir. Çok ciddi bir olay değil yani. Bir sene biri bakar, bir sene öbürü bakar. Cemaatin eline, yani rahiplerin sayısı daha da azalırsa cemaatin eline geçip belki evet, daha farklı mekanizmalarla, yani oraya belki bir miktar para ayrılması gerekiyor, daha profesyonel çalışanların girmesi gerekiyor. Ama şu anki o manastır yapısı da buna tam izin vermiyor. Aslında yani bir de o dönemde kullanılan dille bugünkü dil arasında da fark var mı? Yani o oyunları okumanızı tavsiye ederim. İnanılmaz derecede Türkçe açısından konuşuyorsak çok önemli bir fark yok. O dönemde mesela diyelim Osmanlı İmparatorluğu'nda asıl değerli edebiyat divan edebiyatı diliydi. Bugünkü Türkçe'yi konuşan kişi için divan edebiyatını anlamak için bir yüksek kültür gerekiyor. Bu halk dili olduğu için bazı eski kelimelerin dışında genellikle daha kolay anlaşılabilir. Ermenice için de aynısı geçerli. Halk dilinde yazılmış olan komedilerde aşağı yukarı bugünkü dile yakın bir dil var. Fakat o ağır oyunlarda eski dil kullanılıyor. Yani Osmanlıca'nın Türkçe ile arasındaki fark gibi onu da anlamak zor. Bu arada tabii arşiv demişken birden bir aklıma geldi. Ben de küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Biz Levantenlerle ilgili 70'li yıllarda bir araştırma yaparken
İstanbul Üniversitesi'nden işte iki tane asistan Nora Şeni ile beni çağırdı. İkimiz çalışıyorduk şeyle ilgili, Levantenlerle ilgili o sırada. Dediler ki ya burada bir salon var, burada felaket fotoğraf var yani albümler halinde. Ondan sonra bakmak ister misiniz? Tabii biz uçtuk gittik. Salonun böyle kapısı açıldı. İçerisi toz duman içinde bir yer ve yüzlerce albüm böyle. O albümlerin sonra Abdülhamit'in o fotoğraf arşivi olduğunu öğrendik. Şimdi oraya girdik tabii bir yandan hani çılgınlar gibi ne fotoğraflar var diye bakarken orada hayal meyal, biz tabii Levantenlerle ilgili o sırada ağırlıklı fotoğraf bakıyorduk da hayal meyal tiyatro fotoğrafları hatırlıyorum. Fakat tabii sonra malum Ekmelettin İhsanoğlu bu şeyin başına geçti, Irstika'nın başına geçti ve o bütün o arşive el kondu. Ve şu anda biz hani bir iki tane şey yayınlandı ama biz o arşive vakıf değiliz yani orada ne fotoğraflar var. Ne hani, oldu o arşiv? Peki? İşte Irstika'ya gitti. Irstika onlara el koydu. Teorik olarak onları Irstika işte İslam falan gibi bir şey. Yani hatta Ekmelettin İhsanoğlu'yla da o dönemde kavga ettim yani. Ben İktisat tarihini de çekerken bayağı kapıştık yani Ekmelettin İhsanoğlu'yla. Şunu çok büyük yani şeyde tam çünkü o arşiv binlerce fotoğraf. Hatta yani şimdi abartmayayım belki de milyonlarca fotoğraf yani. Bu arşiv Irstika'nın elinde bir iki tane albüm çıkardılar. O albümler de bildiğimiz ya da tahmin ettiğimiz klasik fotoğraflardan. François Georgeon bahsediyor o şeyden. Evet. Yani Abdülhamit'in sarayından çıkmayan bir imparator olarak müthiş bir fotoğraf serisi evet. var. Çünkü ülkenin her yerini çektirdiği için. Ve orada fotoğraf şey, tiyatro fotoğraflarını hatırlıyorum. O sırada yani bazı yani o tiyatroculuktan da gelen ilgiyle büyük bir ihtimalle yarın öbür gün o arşivi ele geçirsek mesela. Orada Osmanlı tiyatrosuna dair çok değişik fotoğrafları bulabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii burada da herhalde Ermeni tiyatrosu, Yoprum tiyatrosu vesaire bir biçimde kenara itilmiş olduğunu Tülü arka plandadır. Abdülhamit dönemi olduğu için. Ama şey hatırlıyorum, saray içinde yani böyle hayal meyal yahu dediğim tabii böyle bir sahne var bir yerde oyuncuların olduğu falan mesela fotoğraflar da var orada çalışıyor. Evet. Yani, bu pardon, Abdullah Freres dönemi olabilir mi? Abdullah Freres kardeşleri yurt dışından, yurt dışından. Saray fotoğrafçısı çünkü onlar. O saray fotoğrafçısı. Onların çektiği onlardır. Resim, onların koleksiyonları da var. Ama belediye yani. Bir dönem yayınladı doğru, geçen doğru. sene ama Abdullah, o dönem midir onlar? Veya onların çektikleri midir o resimler? Onu soruyorum. İddia edemem ama Abdülhamit yurt dışından yabancı fotoğrafçılar getiriyor. Onları hem İstanbul'da hem Türkiye'de bütün Anadolu'da daha doğrusu Türkiye'de değil Osmanlı'da her yere yolluyor. Bu insanlar yani belki de sanıyorum. Siz teknik olarak daha iyi bilirsiniz ama galiba saray kardeşlerin başladığı dönemde biraz stüdyo fotoğrafçılar tabii. var. Tabii. Ama saray resimleri, stüdyo saray resimleri evet daha saray için. Olduğu için hani aktüel fotoğraf bunlar. Taşıyıp anladım. Şehrin içine de götürebilip tabii. doğal dolaşan dolaşan. Evet, sadece yani. Türkiye'de değil bence o fotoğrafı çeken insanların memleketlerine de birkaç kopyası gitmiş olabilir. Ama işte biraz gerçi zor. O zamanlar zor. Cama çekiyorlar. Cam ne kadar tek kopya. Tabii tek kopya. Hem böyle bir yan var hem de hani bir cümleyle de tamamlayayım. Zaten hep konuşuyoruz. Hafıza yoksun olduğumuz için her türlü görsel falan. Ben mesela hep çöplükten fotoğraf topladığım her yerde söylüyorum. Bebek'te mesela bir çöp bidonunda İttihat Terakki'ye ait cam negatifler buldum. Geçmişli yıllarda yani. Çöp bidonu. Çöp bidonu. Çöplükte yani konteynerde duruyor saklıyorum hala zaman basıyorum onları falan. Yani böyle bir arşiv bilincine sahip olduğumuz için de zaten bir de bunun üstüne ideoloji de bildirilmiş. Şeydi de var mesela Hagop Ayvaz'ın ismini duymuşsunuzdur evet. herhalde. Hagop Ayvaz 2005 yılında rahmetli oldu. Hagop Ayvaz'ın arşivi bile kayboldu. Tabii.
Ben Agop Ayvaz'ın arşivinden, yani üzerinde kulis matbaası, kulisi çıkarıyorum. Kulis matbaası mührü olan, bu biraz önce adı geçmişti, Karnik Stepanya'nın tiyatro tarihi kitaplarından birinci cildini 20 lira karşılığında Bit Pazarı'ndan satın aldım. Ve de Karnik Stepanya o kitabı, o nüshayı yani, Arşavir Alyan'a imzalamış, ıslak imzayla. Üzerinde de o Arşavir Alyan'a'dan bir şekilde Agop Ayvaz'a geçmiş. Agop Ayvaz'dan da nasıl olmuşsa Bit Pazarı'na düşmüş. 20 lira. Ve de üstelik ben almadım, bir arkadaşım, ben provadaydım. Bizim dernekte, Getoragan Derneği'nde, hiç unutmuyorum. Bağış. Bağış. telefonum çaldı. Çocuklara dedim, affedersiniz ya, telefonum çaldı. Telefonu açtım. Hoca dedi. Ha buyur dedim. Ya dedi, Bit Pazarı'ndayım dedi. Ya burada bir kitap buldum. Dur bakayım, üstünü okumaya çalışıyorum dedi. Ermenice büyük majiskül. Ermenice majiskülü okumak da biraz zordur. Okumaya çalış... Dedim bak, yazarı kim dedi. Dur bakayım, okuyorum hoca diyor falan şimdi. Karnik Stepanyan mı dedi. Ha galiba dedi. 20 lira alayım mıydı? Alır dedim, hemen al. Bedava. 100 lira. Bedava. Yani aldım ve ben ödedim de 20 lirasını çocuğun yani. Al baba dedi ya, böyle bir kitap buldum. Yani bu kitap nasıl Bit Pazarı'na düştü? 2005'ten sonra düştü. İşte. Ayvaz öldükten sonra düştü. Yani biz Ermeniler olarak da bu kadar önemli bir insanın, Agop Ayvaz'ın ki inanılmaz, Ağustos'taydı uzun bir süre bir kolinin içinde, bir kolinin içinde Agop Ayvaz'ın kitapları, fotoğrafları, imzalı, şunlar bunlar, bir sürü şeyler vardı. Bu yeni yerde de suflör defterleri. Yeni yerde de bir yer ayrılmıştı onlarda. Ayrıldı ama çok eksildi. Bir kısmı Bit Pazarı'na gitti. Şimdi Hrant Dink Vakfı sahip çıktı. Evet. Kütüphaneye hepsini mal etti. Şu anda yazılıyor. Belki de bitti, bilmiyorum. Evet, tam şey olarak. Güzel çalışıyor. Ya, o zamanlar rahmet ama tabii demişti, o sırada sahip çıkmadılarsa kim bilir ne gitti, neler gitti orada. Baktım oldu. Gidemedi. Dolayısıyla o bile kaybetti. Bütün kütüphanesi bir şey oldu. Tolga, biz bir de çökten bulunan arşivler diye bir Sağlar çok ilginç olur. Allah. Bizim çok maceramız var. Tiyatro böyle bir şey. Bakın, Agop Vartovyan'dan başladık. Nerelere ulaşıyoruz? Ortaköy'ün içinde galiba. Ortaköy'ün içerisinde. Mesut ortaya anlar. Yok, o Andonyan ekolün okulundur ve manastır galiba. Evet, manastır. O manastırın hani bir ara otel yapılacak falan falan diye bir sürü Beşiktaş Belediyesi haberleri geçiyordu. Sonunda bir açıldığını, bir içinde kütüphanenin olduğunu, boşaltıldığını duydum. Hani sahaflar falan aldılar diye söylediler. İki hafta önce bu Rum ilkokulunda anlattılar ya, hani çok ünlü bir Sinologos kütüphanesini devletin eline geçtiğinde bir şekilde diyebiliyor şu anda. Yani birisi oturdu, bununla ilgili bir rapor yapmıştır. Kalmış. Bir rapor var, bir konu kütüphane duruyor. Şu anda bir yerlerde duruyordur ya. Başbakanlığın arşivinde anlamamışlar demiş. Ama ondan sonra ne olduğu bilinmiyor ama duruyordur ya. Kendileri doğru, anlamamışlar. Sandıklar, taban araları şeylerdi. Ama dehşet bir rakam yani. 400-500 koli mi diyoruz böyle bir şeyler? Daha fazla. Siz de vardınız o durumda. Sandık daha fazla o. Şu anda o soru, orası otopark oldu. Sonra da şimdi otel mi oldu vesaire. O arşiv... Hadi gel, başka da çok oluyor arşivler. Yani en son 64'te galiba. 64'te onlar taşındı. Güller Baba dönelim mi? Evet. Şöyle Venedik'ten. Oyuncu şeyinde biraz. Bu kadın oyuncu bulmadaki zorluklar. Ha evet var. Evet. Evet, ha. Hamsiyan. Oradan başlayalım. Yani bu sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale'den geriye gidelim. 1920 Afife Jale'nin sahneye çıkışı. 1860 da ilk Ermeni kadın oyuncunun sahneye çıkışı. Yani 60 yıl fark var.
Ermeni kadın oyuncular da mutasıplıktan ötürü sahneye çıkmaları zordu. Zannetmeyin ki Müslüman kadınlar sahneye çıkamıyordu ama Ermeniler çıkıyordu. Hayır, Ermeniler de çıkamıyorlardı. Onların da aileleri müsaade etmiyorlardı. Birçok erkek Ermeni oyuncu kadın rollerini de üstlenirdi. Mesela Mardiros Malakyan ilk kadın rolüyle sahneye çıkmıştır. Ve o zaman bir, çünkü tiyatroculuk o devrede gençler için biraz böyle şaşalı, göze ışık veren bir meslek olmasına rağmen aileler için pek öyle değildi. Bir kere tiyatrocuların yıllar yılı mahkemelerde şahitliğinin kabul edilmediği herkesle malumdur. Çünkü her an yalan konuşabilir, rol yapabilir, şunu yapabilir, yapabilir. Bu resmen, yani kanunen yasaktı. Mesleğinde tiyatrocu, sen şahit olamazsın. Çünkü rol yaparsın. Ve ilk sahneye çıkan oyuncular işte Maryam Zarikyan, Arusyak Papazyan diye iki tane kadın oyuncumuz var. Bunlar Kumkapı Okulu'nun öğretmenlerindendi. Ve mesela o devrelerde sahnede şarkı falan da çok söylenirdi. Yani bu Fred Astaire'ler, Jim Kelly'ler zamanındaki işte Broadway falan filan veya Hollywood müzikallerinde olduğu gibi sesinin de iyi olması gerekirdi. Bütün mesela Marine Ward, biraz önce bahsettiğim o Margaret Gauthier, sesi bülbülleri susturacak kadar güzelmiş. Ve öyle birçok kadın oyuncu, mesela Yaranlı Karakaşyan diye, bu isimler öyle diyorum ama yani, diye bir kadın evde yün örerken mi, oya yaparken mi ne işte şarkı söylüyormuş kum kapıda. Kapısının önünden geçerken galiba Mardiros Bunakyan, %100 emin olmamamla birlikte, sesini duymuş. Ve aman demiş, bu ne kadar güzel bir ses, bu kesin sahneye çıkmalı. Şimdi sesi duyuyor.